19.30 sıralarında bir hasta geldi. Hasta bize kayıtlı değildi. Aile hekimliklerinde her hasta kendi bulunduğu aile hekimine gitmek durumunda. Daha sonra bizim başka bir hastamız da geliyor. Burada görülen cihazdan sırasını alıyor. Sıra alınca bizim hastamız olduğu için bir sıra öne çıkıyor, üste çıkıyor. Olayı yapan kişi bunu görünce sinirleniyor ve o hasta çıktıktan sonra kendisi içeri giriyor. Burada bulunan doktor hanıma bağırmaya ve hakaretvari konuşmaya başlıyor. Biz de yan odadan diğer hocalarla beraber ne olduğuna bakmak için geldik. Ondan sonra biz gelince şahıs iyice sinirlendi. Ve bu sefer sinirleri yani artık kontrol edilemez bir hale geldi ve bana saldırdı. Boğazımdan tuttu, boğazımı sıktı. Ondan sonra o sırada elimi tutup kıvırdı ve şöyle göstermek istediğim kolumu da bu şekilde tutup sıktı. Ondan sonra biz kendisine çıkması gerektiğini, kendisinin buraya kayıtlı olmadığını söyledik. İyice sinirlendi. Biz hastaya yani sen bunları bu kadar büyüteceğine çoktan işin biterdi. Yani bunları çok gereksiz yere büyütüyorsun dedikçe iyice sinirlendi. Ve daha sonra hemşire hanımı itti. Hemşire hanım da yere düştü. Daha sonra biz polisleri aradık. Polislerin gelmesine yakın da 9.30 civarı oluyor olay. Hasta 9.35 civarında sağlık ocağımızdan çıktı. 9.40 gibi de zaten polis gelmişti. Polisle beraber darp raporu almaya gittiğimizde parmağımın kırıldığını öğrendim. Olayın sıcaklığı da hissetmemişim. Ve karakola gidip şikayette bulundum. Yani ben tek temennim sağlıktaki bu şiddetin bir an önce son bulmasıdır. Hasta sağlık ocağına muayene olmaya gelmişti. Bizim sağlık ocağımızda kaydı yok. Bu nedenle bizde kaydı olan hastalar öncelikli olduğu için onu muayeneye aldım. Daha sonra hasta buna sinirlendi. Bana bağırmaya başladı. Bana bağırma seslerine yandan Bilgehan Bey geldi. Doktor Bilgehan Yüksel. Daha sonra neden bağırdığını sorarken tartışmaya başladılar. Bilgehan doktor beyin boğazına saldırdı. Hastayı çıkarmaya çalıştık. ASM'den çıkarken bize tehditlerde bulunuyordu. Şikayetçi olduk hepimiz. Hemşire hanım da şikayetçi oldu.